Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de inşallah sizlere köyümüzden, bahçemizden ilginç görüntülerimiz olacak. Hafta sonu şöyle dinlenme amaçlı tatile geldik. Pazar güne kadar inşallah buradayız. Sizlere de güzel bir video hazırlamak istiyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Evet. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hocam, bahçenin sahibi burada. Gel bakalım. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyiyiz, hamdolsun. Şöyle dedik, bir hafta sonu gezmeye geldik. Senin bahçede de bayağı ilginç malzemeler gördük. Evet. Onları şöyle bir tanıyalım dedik yani, sizin ağzınızdan. Tanıyalım inşallah. Şu mangal. Ondan sonra bu normal şekilde mesela yansa daha şey olur. Daha orijinal evet. Olur da. Evet. Şu an için böyle şey yapalım inşallah. Başka zaman yakarız. Peki eskiden bu... Eskiden sobalar, daha soba kültürü yaygın olmaya başlamadan insanlar köy yerlerinde ocakta yemek pişiriyor. Yemek piştikten sonra yemeğin altında kalan közleri atmazlardı. Evet, ekmek yaptıkları zaman. Ha, ekmek yaptıkları zaman bol köz olurdu. O közle bunun içine doldururlar. Odaya kollar. Oda da ısınma amaçlı. Üzerinde evet. Ufak çaydanlıklar olurdu. Efendim, üzerinde kahve pişirirlerdi. Peki bu kor, karbondioksit zehirlenmesi herhalde hiç yapmadı değil mi? Arasıyla zehirlenenler olmuştur. Yani. Ama benim aklım erdireli bu, hani ufak küçükken buna koru korduk. Evet. Zobanın yanına korduk ama şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Belki olmadığının sebebi şöyle olabilir. Yani bu tabi bilimsel bir şey değil de eskinin insanları da doğal besleniyorlardı. Evet. Karbondioksit geçmiyordu. Şimdi insanlar suni beslenme olduğu için en ufak bir kokudan insanlar zehirleniyor. Evet hocam, şu ne? Bu gemici feneri. Gemici feneri. Evet. Gemici feneri. Buna ne derlerdi? Testinin küçüğü, yavrusu ama buna vakvak mı derler? Evet. Bardak diyelim biz, bardak. Küçük test, bardak. Küçük testi evet. Diyelim şöyle. Küçük testi. Evet. Ha, orada da bir çanımız var. Hocam şu ne? Bu su kabağı. Su kabağı. Evet. Güzel. Efendime söyleyeyim. Burada bizim dağlarda olan dağ çayı var bak. Bu bir dağ çayı bu. Nefis bunun kokusu olur. Güzel çayı olur. Evet. Şimdi yeni nesil buna mutluluk çayı diyor. He. Evet. Orada yukarıda ilginç bir şey var. Bu fener. Elektrik gelmeden önce köylülerin kullandığı. İdare mi diyelim hocam ona şimdi? İdare içindeki. Yani bu idareyle beraber olduğu zaman komple buna fener denir. Evet. Fener. Eski fenerlerden. Bu kestane kavurma şeyi, kestane pişirme şeyi diyelim, korun üzerinde. Evet. Anladın. Evet. Burada ne var? Bak, tamam. Çok orijinal bir şey. Eskiden mesela insanlar askılık maskılık olmazdı. Herkesin evinin üzeri örtme ağaç olduğu için böyle tavanlara takarlardı. Kıyısına, kenarına insanlar eşyalarını asardı. Hocam bir de burada odunları görüyoruz. Bunlar kışlık mı? Allah, bu odunlar işte hem kışın yakıyoruz hem de şu ocakta şey yapıyoruz. He, ocağımız da güzelmiş. Ocakta bakalım ne var içinde. Ocak orijinal. Evet. Ha, ocak göz yakılmış. Göz ocak, şimdi aşağı tarafında şeyi var bunun. Çekmecesi var. Küller oraya dökülüyor. Evet. Ondan sonra şurada şeyler, raflar var. İsteğe göre bunları şey yapıyoruz. Ateş yaktıktan sonra burada şey var. Bak şöyle. Kapakları var. Kapakları var. Şu bir çeşidi. Doğal olur, doğal olur. Bunu koyup üzerinde yemek mi pişirebiliyorsun. Evet. Şunun üzerinde... O da taş mı hocam? Sille taş. Taşı mı? Menşur sille taşı. Hmm. Altından ateşi yaktığın zaman üzerine ekmektir, efendim ızgaradır, değişik şeylerle süsleyebilirsin. Evet değerli izleyicilerimiz, inşallah tanıtımlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik izlemede kalın inşallah. Tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Şu an önümüzde ilginç bir binek aracı var eskiden. Evet, binek aracı. Bu buna eskiden
Gağanı derlerdi. Yani şimdinin tırları. Şimdinin tırlar. İnsanlar yük taşırdı. Önüne bir tane hayvan koşulurdu. Eşek. Evet, tek at. Kişilik değil mi? Evet. Yani yıkılmadım, ayaktayım diyor hala. Tek taraf göçmüş. Hocam bir restorasyona ihtiyacı var bunun. İnşallah bunları şey yapacağız. Malzemelerini getirdik. Evet. Tamir edeceğiz. Eski günlerine kavuşturacağız. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım. O küçük tekerli olan esas. Evet. Orijinal dağın tekerli olan bu. Evet. Şöyle. Evet. Bu da diyorum, tamir edeceğiz bunları inşallah. Yani şöyle aşağı tarafında dingilin üzerine tahtalar çakılacağız. İnşallah bunları yenileyeceğiz. Bunlar tarihimizin vazgeçilmez değerleri mi diyelim hocam? Evet. İnsanların Kurtuluş 50 yıl önce insanların ellerinin ulaklarıydı. Her şey dağdan odun getirir, tarladan arpa buğday getirir. Kurtuluş Savaşı'nı cepheye mermi taşıyarak bunlarla başardık. Evet. Ama maalesef yeni nesil bunların kıymetini fazla bilmiyor. Şimdi insan tutup şunu mesela, bu bir el işi. Tutuyor, kırıyor, yakıyor, sobada atıyor. Evet. Yani. Ama sen de gelmişsin, bunu değerlendirmişsin. Evet. Bu ne zaman yakılır? Yakacak hiçbir şey kalmazsa o zaman yakılır. Ama şimdi odun, çalı bol her tarafta. Evet. Dolayısıyla biz bunları topluyoruz, böyle atıyoruz. Yeni nesile, işte eskiden biz şununla şunu yapardık, bunda bunu yapardık. Amacımız o. İnsanlar eski geçmiş şeyini öğrensin. Tarihini öğrensin. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, artık kış mevsimine doğru yaklaşıyoruz. Sonbaharı yaşıyoruz şu an. Ağaçlarından da yapraklarından görüldüğü gibi köyümüzün şöyle genel bir görünümünü alalım. Gün batımına doğru biraz da karanlık çıkıyor ama evet, her zamanki videomuzda olduğu gibi tavuklarımıza geldik en son. Evet, akşam oldu. Yavaş yavaş istirahata çekileceksiniz arkadaşlar. Tavukların akşam sefası mı hocam? Evet, tavuklar maşallah güzel olmuş. Hadi bakalım. Sırata. Hadi rüyaya. Rüya görmeye başlan. Hadi bakalım. Hadi rüya. Bunlar rüyaya. Yumurtadan mı çıktı hocam bunlar? Horoz mu? Evet, bunlar buktan çıktı maşallah. Hadi bakalım. Gece iyi rüyalar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Renkli rüyalar. Girmiş tavuğu yemiş. Sen bahçemizde küçük bir misafirimiz var. He? Teyi, merhaba efendim. Görmedin mi sen onu? Şeyi görmedin mi? İsmin ne? Dursun Ali. Dursun Ali. Ne yapıyorsun sen köyde Dursun Ali? Ya Allah'ım. Ahi gavram. Hepsini soğutursam. Valla gideceğim ya. Allah Allah. Yok gitme. Şimdi sen bize köyde ne yaptığını bir anlat bakalım. Tavuklara şey geliyor mu? Köpek möpek geliyor mu buraya? Köpek geliyor mu? Allah'ım. Köpek ne yapsın tavukları? Yesin mi? Yemiş iki tanesini. Geçen buraya tilki girmiş. Nasıl? İçeri girmiş burada. Baban kovmuş. Nasıl? Bayağı içeri girmiş. Oradan oranın telin altı açıktı. Oradan buraya içeri girmiş. Ondan sonra iki tanesini yemiş. Öbür günler ne oldu? Öbür günler işte baban kurtarmış. Eğer gelmeseymiş onlar da halledeceğimiş. Ne? Lan o zaman köpekte ikimiz annem şeye gittiydik. Nereye gittiydiniz? Bir de vardı. Sen burada yoktun. Sen burada olsan demek ki yedirtmezdin, değil mi? Evet. Ben zaten sana güveniyorum. Fethat dayım gülle bana tüfek almaya gitti. Tüfek mi? Ne yapacaksın sen tüfeği ya? Boş ver tüfeği ya. Ben kurtları yokacağım ya. Kimleri? Kurtları. Ya onlar da doğal ortamda yaşasınlar. Onlar da can taşıyor. Vurma onları sen ya. Lan köpek miyiz? Ne? Köpek miyiz? Köpek değil ya. Yani yaşasınlar. Öyle hayvanlara doğal ortamda öldürmeyelim.
O zaman tavuklar yesin mi? Yemesin. Tavuklar da yemesin, onlar da yaşasınlar. Onlar yaşamasın, ölsün geçsin. Öyle mi? Sen düşünmüyor musun böyle? Yok. Sen? Sen nerelisin? Ben senin nereli olduğunu bilmiyorum. Tollu. Çavuşçu. Çavuşçu musun, tollu musun? Çavuşçu. Çavuşlu. Samet değil mi senin ismin? Dursun Ali, kandırma. Kandırma? Bir kameraya el salla bakalım seyircilere. Hepinizi... Ya utanıyorum. Niye utanacaksın ya? Utanma. Sen ahır görüyor musun? Görüyorum. Ne yapıyorsun ahırda? İnekleri sayıyorum. İnekleri sayıyor mu, sağıyor mu? Allah'ım. Makineyle sayıyorum diyorum, sen ayağın kalk. Altına yapılan pisliklerini oralara süpürüyor mu? Süpürüyorum Allah'ım. Ne şey deme bak. Aferin, aferin. Yeter. Yeter mi? Orada kim yapıyor? Kim? Haydi bakalım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Dursun Ali. Hayırlı akşamlar. Evet değerli izleyicilerimiz, ilginç malzemeleri tanıtmaya devam ediyoruz. Burada çok ilginç iki tane malzeme var. Adı ve ne için kullanıldığını abimizden öğreneceğiz. Şuraya gel Dursun Ali, sen geç şuraya. Orada dur. Evet. Sen bunları gördün mü hiç daha önce? Gördüm. Ne bunlar? Gördüm. Ne zaman geldiğimde o buradaydı. Burada değil, sen kendi evinizde hiç eskiden gördün mü? Baban sana bunu hiç gösterdiler mi? Gördüm ki. Hem benim orada bu evden var. Ne? Bu evden yaptım ben. Hangi evden? Sizin aşağı dedenginin evinde bundan var mı? Yok, bizim evden orada var ama. Bundan. Tamam, hem buna... bunun ne ki ev? Ben biliyorum. Bunun... Evet hocam, sen de Dursun Ali'nin yanına geç. Şimdi bunun adı Bitek. Bitek mi? Bitek, evet. Bunun içinde şey var, çamur var. Hani? Bunun çamur var. Çamurdan. Şimdi çamurdan yapma. Bunun sonra üzerindeki de doğal beyaz toprak. Evet. Ne amaçla kullanılırdı? Bunlar bir nevi ambar. Ambar. İçine ne konurdu? Ekmek yapmak için un konulur. Ondan sonra buğday konulur. Bunlar sakat. Ne yapacaksın hep şimdi, buğdayı? Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Ellerini alıyorlar. Plastik saklama kabı. Ne yapıyor? İçinde insan sağlığına zararlı maddeler var. Ama bu %100 doğal. Nemlendirmez. Koku yapmaz. 10 sene dursa bunun içinde un hiçbir şey olmaz. Ama şimdi ne yapıyorsun? Hemen bir tane çuvalın içinde geliyor. 6 ay durmadan kullanmazsan içinde ne oluyor? Ufak ufak böyle böcekler oluyor. Evet. Dolayısıyla bunlar doğal. Çok daha sağlıklı. İçine böcek bile giremez. Evet, bunun içinden böyle buradan doldurursun. Şurada deliği var bunun. Bunun deliğine böyle bir çapıttır, poşettir, bir şey tıkanır. İhtiyacı olduğu zaman buradan çıkarırsın ağzından poşeti. Malzemeyi doldurursun. İhtiyacın kadar alırsın. Tekrar yine doldurursun oraya. Ondan sonra... Bunda bıçak mı var ne? Yok, boş bunun işi şu anda. Boş mu? Evet, boş. Boş bunun işi. Evet hocam, evet. Teşekkür ediyoruz tanıtımlarınız için. Teşekkür ederim. Burada bir de körük var bak, eski körük var. Hocam, körük. Geç, körüğün arkaya bir geç. Mehmet geç bir körüğün arkaya bir. Geç de bir çalıştır onu. Peki bu körük ne için kullanılıyor hocam? Arkaya bir geç, bu körük demirci körüğü bu. Kapanandır şöyle. Evet. Bak. Oo, abi, evet. Bak. Şimdi bu ateşi harlamak için. Evet, ateş harlamak için demir ısıtıyor demiri. Demir ısıtıyor, güzel. Böyle manda denizinde. Evet. Teşekkür ettik. Evet, biz teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Ya ona sen? Şu an tulumbamız faal hale dur, geçti. Dur, oraya uzanma. Bir dakika sen kaldır bir şöyle. Evet. Tulumbamız çalışıyor. Kaç metreden çıkıyor hocam bu su? 500. Yok, 1 metreden. Evet. Çok ilginç bir akıl yani. Şuraya aslında bu o suyu bu yana çekeceğiz ya. Evet. Evet. Yalla. Evet, elini şimdi elini ısıtırma bak. Geri çek. Elini ısıtırma. Ağaç sulama işlemi yapacağız şimdi. Ne oldu? Hocam aparatım bozuldu. Aparatı bozduk. Dur. Suyu vermiyor.
yemiyor biliyor musun? Şöyle şey ver lan. Evet. Tamam. İlginç bir su çıkarma yöntemi. Hem ağaçlarımız sulanıyor. Evet. Mehmet, ne yapıyorsun emim? Sulanmadan su çekiyoruz. Çok kolay değil mi çekmesi? Felaket. Yanımda tulumadan suyu çıkarttınız ha. Evet. Asıl ha. Bu tulumanın bir özelliği var. Burada birkaç kişi uğraştı. Yarım saat falan uğraşanlar oldu. Suyu çıkaramadılar. He. Çünkü ilmini bilmedikleri için kolay bir şekilde suyu basıyoruz yani. Kuyumuz derin mi bay hocam? Derin. Yani dibi görünmez. Aman dikkat et bakayım. Öyle içine düşmeyelim. Boğulursun evet. Yani kurtaramazlar. Bu da ilginç bir enstantane. Yorumlarda bu taşın ne işe yaradığını belirtebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki videomuzda tanıtmıştık. Yani. Tekrar tanıtabilirsin Mehmet Efendi. Fikirlerinizi alalım. Evet hocam, sizin fikrinizi alalım bu taşla alakalı. Valla bu taş, Gübek taşı. Tabandan su çıktı. Şimdi de bir tahliye ediyoruz. Güzel. Böyle devam ediyor. Elektriksiz. El yordamıyla, el gücüyle. Yoksuz, gene ödülsüz, dalgıçsız. Kompost, evet. Evet, ağaçlarımız da suya tıkandı bu sayede. Bunları suladık. İzleyicilerimiz, abimizin marangoz hanesine geldik. Burada çeşitli malzemeler var. Aklımıza ismini bilmediğimiz malzemeler. Şimdi kendisinden öğreneceğiz inşallah. Birer. Evet hocam. Şimdi hocam burası biraz dağınık ama artık her şey orijinalıyla intizamlı olmasına da gerek yok. Bazen de böyle dağınıklıkta şey olur. Bu evet. Elektriğin olmadığı zaman elmak kabı. Elmak kabı. Evet, elmak kabı. Ondan sonra şunu, bu artık şey. Bu silah şey yapmak için hepsini birbirine dağıtıyorsun böyle. Temizleme. Harbi. Evet, harbi. Şu şeyleri, yağlar mağları. Evet. Efendime söyleyeyim. Şimdi bize şöyle yukarıdaki orijinal malzemelerimizi bir tanıt bakalım. Vallahi şu bir işte ufak tencere gibi bir şey. Evet. Ondan sonra bunun içinde şey var, eğişmeş var. Evet. Şu, bunu ne diyorlar diye. Buçuk mu? Buçuk, evet. Yani şu buçuk. Şinik dedikleri. Şu da şinik. O da şinik, evet. Şinik, orijinal ismi. Bu da kile. Peki hocam, kile. Bu buçuk, kile, şinik dediğin hangi amaçla kullanılıyor? Yani bunlar tohum, arpa, buğday, tahıl. Ölçerken onu kullanırlardı. Bunların iki tanesi bir havaya olur. Yani bir şimdi yeni günümüzde teneke diyorlar. Evet. Bir teneke olur. Bir teneke aşağı yukarı nedir? Bizim burada bir teneke 16 kilo. 16 kilo. Bu 8 kilo. İşte evet. Bu 4 kilo. Bu da 2 kilo. 2 kilo evet. Ondan sonra bunlar eski Osmanlı zamanında bakır taslar. Bunlarda insanlar yemek yerlermiş. Bu hoşaf tası. Ondan sonra şu karşıdakiler hocam. Şurada bir şey var. Efendime söyleyeyim. Bu da Cumhuriyet'in bugün tevafuk oldu. 29 Ekim olduğu için Cumhuriyet'in 75. yıl dönümü. Evet. Çay kutusuymuş bu. He. Yani aşağı yukarı bu ne zaman oluyor? 1970'li yıllar. Yani bu 97. yaş yılı olduğuna göre 75, ha. 85, 95, ha. 22 yıl. Ha. Yani bu çay kutusuymuş. Evet. Bunun üzerinde şey var, çay. Şimdi şu burada? Karşıdala bir şeyler görüyorum hocam. Bak yukarıda. Bu yukarıda bu yeni nesil şey. Evet. Şarjlı elektrik. Efendime söyleyeyim. Bu da eski Osmanlı usulü bakır. Ufak bir alet diyelim. O da şu,
Gazlı lamba mı hocam? Gaz lambası bu. Yani elektrik gelmeden önce evet. Lokus vardı. Lokus'tan önceki teknoloji. He, gaz lambası Lokus'tan evet, önce. Lokus'tan önceki teknoloji. Efendime söyleyeyim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunu bir arkadaş bana hediye etti. Çok ilginç bir malzeme. Yani ilginç bir malzeme. Bunu kimisi dedi içine barut kollarımı silah doldurularmış. O da bana dedi bunu verirken eskiden de insanlar dedi buradan hacca giderken bunu elinde götürürlermiş. Orada zemzem tas olarak zemzem tas olarak kullanılırmış. Evet. Öyle bir rivayet. Tabii çok sağlam bir bilgi değil. Evet. Bizzat kendimiz şey olmadığı için. Evet. Şimdi burada çok ilginç olan bir şey var. Bizim eski evlerden çıktı bu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde evet. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla müttefik olduğu için muhtemelen askerler arasında bir değişim olmuştur. Benim rahmetli dedem 8 yıl Yemen'de İngilizlere esir kalmış. Evet. O savaş döneminde her ola ki onlardan ona geçmiş olabilir. Bunun üzerinde Avusturya 1916. Evet. Yani 1916 o zaman ne oluyor? 2016 104 yıllık. Evet. Evet. 104 yıllık bir askeri su matarası. Evet. Matarası. Güzel. Yani çok eski şey olarak. Evet hocam. Öbürleri şu elimdeki alet eskiden tabii motorlu taşların çok yaygın olmadığı dönemde atlar vardı. Atlar. Evet. Onların ayaklarının yani bugünkü tabirle işte yazlık teker, kışlık teker muhabbeti var ya onun hani yerine. Eşeklere atlara evet. Nal çakmak için ayaklarını sıyırıyorlardı bıçak. Evet, ayaklarını şey yapıyorlardı, balans yapıyorlardı. Temiz evet. Yoldan sonra nal çaklıyordu. Evet hocam. Evet, İnşallah. Başka ne var? Çok ilginç olarak burada eski şey var. Kağını tekerlerini çökmek için anahtar, büyük evet. Anahtar. Hocam teşekkür ediyoruz tanıtımlarınızdan için. Teşekkür ederiz hocam. İnşallah başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. İnşallah. Hayırlı günleriniz olsun. Ben teşekkür ederim efendim. Size de hayırlı günler. Sağ olun.